Modülle devam ediyoruz. Ve bir halka. Değişmeli ya da değil. Bu derste çok önemli olacak bir halka örneği. Serbest halkalar. Ama önce homomorfit olmam lazım. Halkalar arasında homomorfit olmam lazım. M ve N. 2 sol ve modül. Fi de M'den N'ye giden bir fonksiyon. Homomorfik kavramını tanımlayacağım. Morfizma. Yani modül olmaya, modül olmanın koşullarına saygı duyan fonksiyonlar. Eğer fi x artı y eşittir fi x artı fi y. Bu ne demektir? Toplama için bir homomorfizma demektir, değil mi? Toplamın homomorfisi. Ve de fi kere vx eşittir v defa. V dışarı çıkıyor. Bu değişmeden. Fx ise oluyorsa tabii ki bu m'deki her x ve y için ve v'deki her v için bu oluyorsa fi'ye homomorfi denir. M'den neye giden homomorfi. Halkalarda homomorfi ne? Halkalarda yine bu olacak. Fx artı y, fx artı fi y olacak. Ama fx kere y, fx kere fi y olacak. Fark görüyor musun? Halkalarda, bu da V'den S'ye gidiyor. İki halka var. V'den S'ye giden. O da homomorfi kavramı ne? Yine toplamaya saygı duyacak. Birinci koşul aynı değişmiyor. İkinci koşul fi kere x'ye fx kere fi y olacak. Bu da V dışarı çıkıyor. V biçiminde. Halkalarda öyle olmaz. Dolayısıyla bir halkada bir V halkasının homomorfisi ne sağlar? Fx artı y eşittir fx artı fi y ve fi x kere y eşittir fi x kere fi y. Bunu halk olarak gördüğün zaman V'yi sol modül olarak gördüğün zaman ne olacak? Yine fi x artı y eşittir fi x artı fi y ve fi v diyorum bu sefer. V kere x çünkü bu da v'den bu da v'den ama ayırıyorum. Bu halkanın v'sinden bu modülün v'sinden. Modül v'den. Eşittir v kere fi x. Bir de burada bir koşul daha vardır. Fi 1'in 1 eşit olduğu varsayılır. 1 birikmeli. Halkalarda. Ama aradaki farkı görüyorsunuz. Bunu koymasam bile değil mi? Bunu koymasam bile burada ne oluyor? Bu ne demektir burada? Fi v eşittir. Bu v, v kere 1 değil mi? V kere fi 1. Dolayısıyla fi 1 neyse fi 1 belirliyor bunu. Değil mi? Oysa bu koşul olmasa bile burada fi 1 buradan ne çıkar? Fi 1 eşittir fi 1 kere 1 eşittir fi 1 kere fi 1. Değil mi? Buradaki fi 1 herhangi bir şey olabilir. Bu bir modül homomorfizması. Bunun modül homomorfizması fi 1 tarafından belirleniyor. Ne kadar fi 1 o kadar fi. V'den V'ye gidiyor. Bu fi V'den V'ye gidiyor. Modül homomorfizması. Eğer biri biliyorsa fi 1 fi V, V 2 ve fi 1. Fi 1'i seç. Rastgele bir tane seç fi 1'i. Modül homomorfizması. Buradaki fi 1'i burada ne oluyor? Burada fi x eşittir. Ya burada şey olmuyor. Burada oysa burada fi 1 ne olmak zorunda? Fi 1 eşittir fi 1'in karesi. Fi 1'i seçmek serbest değilsin. Ki kaldı ki ayrıca bir de bu koşul var. Tamam. Nesne olarak ya da farklı şeyler.
kategori olarak farklılar. Burada da fi V'den V'ye gidiyor. Halka homomorfisi. Homomorfiler. Peki. M. Bir modül. N de bir modül. Fi de buradan buraya giden bir homomorfi olsun. Bir modül homomorfisinde fi 0, 0 olmalı. Buradan çıkar. Buradan fi 0 eşittir. Fi 0 artı 0. Bu da fi 0 artı fi 0. Bu grupta olduğumuzda buradan da fi 0 eşittir 0 çıkar. Dolayısıyla yani bunun 0'ı, bunun 0'ı, bunun 0'a gitmek zorunda. N'nin 0'a gitmek zorunda. Buraya ne yazmayacaksınız? Buraya da M yazayım. Ama yazmayacağım genellikle. Bu buraya gitmek zorunda. Homomorfi 0 0 gitmek zorunda. 0 çünkü toplamın özel elemanı. İmgesi tabii ki her şey olmak zorunda. Her şeyi 0 yolla. Her şeyi 0 yolla. Al sana bir homomorfi. En başta homomorfi. Her şey 0. Bakın doğru mu? Bu 0, bu da 0, bu da 0. Doğru. Bu 0, bu da 0. Doğru. Her şeyi 0 götüren fonksiyon en basit homomorfi. Doğru mu? Bir tane daha var böyle. Bu fi, m, n. Her m'yi 0 yolluyor. Bir tane daha var. O da özdeşlik. I, m. Bu da m'yi m'ye götürüyor. Ne yapıyor? M'yi m'ye götürüyorsa değiştirmiyor. Bu da bir homomorfi. İki tane özel homomorfi var. Çok bariz. Eğer sıfır değilse bunun imgesi bir şey olacak. Fi m. Bu buraya gidiyor. Örten olarak buraya gidiyor. Buradaki elemanlar boşta kalıyor. Buradaki elemanlar hiçbir şey değmiyor. Buradaki elemanlar ama hepsinin bir ön imgesi var. Boş olmayan bir ön imgesi var hepsinin. Diğerlerinin ön imgesi boş gibi. Dolayısıyla bu fi'yi örten yapmaktan daha kolay bir şey yok. N'yi sil. N'yi sil. N'yi yerine fi ne al. Fi me al. Örten oldu değil mi? Fonksiyon değişir tabii ki. İmgesini değiştirdin çünkü ama örten olur. Değil mi? Birebir yapmak daha zor. Birebir yapmak daha zor. Sıfırın ön imgesine bakalım. Yani fi'nin tersi sıfıra bakıyoruz. Hangi elemandan sıfıra gitmiş? Diyelim bu elemandan sıfıra gitmiş. Buna çekirdekler ne biliyorsunuz herhalde grup teoriden. Çünkü bu fi aynı zamanda bir grup homomorfisi değil mi? Toplamın bir homomorfisi. Sıfırın ön imgesi bir alt grup olacak ve ona çekirdek denir değil mi? Terfi. Fi bu. Öyle m'ler ki m'de fi m eşittir sıfır. Sıfır gidiyor. Bu arada lineer cebir yapıyoruz. Vektör uzaylarında da çekirdek değil mi aynı şey? Vektör uzaylar nedir? Bu V halkası sadece bir cisim olacak o kadar. Değişmeli halka sıfır olmayan her elemanın tersidir. Bu da imgesi. Peki, başka bir eleman alayım burada. Bu elemanın ön imgesine bakalım. Elemanın ön imgesi bir tane M var burada. Bir tane daha olsun M üssü. Bakalım M ve M üssü aynı yere gidiyorlar. M ve M üssü arasındaki ilişki ne? Fi M eşittir fi M üssü. Aynı yere gitmişler. Birbirdeyiz değil mi? Yani mesela burada sıfırdan başka bir tane daha eleman varsa eğer, burada sıfırdan başka bir eleman daha varsa, üç tane eleman varsa mesela, üçü birden sıfıra gittiği için bu birebir olmaz değil mi? Ne zaman birebir olur bu? Ancak çekirdek sıfırsa değil mi? Çekirdek sıfır değilse birebir olma ihtimali yok. Çünkü 50 tane eleman sıfıra gidiyor. Birebir değil. Birebir demek iki farklı eleman, iki farklı eleman gidecek demektir. Yani iki farklı eleman sıfıra gidiyorsa birebir olamaz. Demek ki ne çıkıyor buradan? Eğer fi birebirse çekirdek de birebir. Çekirdek de sıfır. Ama sonunda. Tersi de doğru. Göreceğiz şimdi. Biliyorsunuz zaten ama göreceğiz şimdi. Diyelim fi m, fi m üstüne eşit olsun. O zaman
fi m artı eksi bir defa m üssü sıfır değil mi? Bunu sesini yavaş yavaş yapayım. Fi m eksi fi m üssü sıfır olur. Fi m artı fi eksi m üssü sıfır olur. Bu buradan çıkıyor. Buradan çıkar. Şuradan. Ödev olarak bakıyorum bunu. M eksi M'yi yap. Anlıyor musun? Bu sıfır. Demek ki fi M eksi M üssü sıfır. Demek ki M eksi M üssü çekirdekte. Bu çekirdekte ise bunun tersi. M üssü eksi M de çekirdekte tabii. Eksi de çekirdektedir. Yani M üssü neredeymiş? M üssü M altı çekirdekte. Bu da bir ötelemesi değil mi? Çekirdeği öteliyorsun M ile. Bir başka deyişle M'nin imgesini biliyorsan başka hangi elemanlar buraya gidiyor onları da biliyorsun. Bu M üssü ile M aynı ötelemede olmak zorunda. İkisi birden M altı çekirdekte olmak zorunda. M ve M üssü aynı imgeleri aynıysa M ve M üssünün arasındaki fark çekirdekte olmalı. Çekirdeğin her elemandan M eklemişim. 0 artı M burada. A artı M bir yerde, B artı M bir yerde, C artı M bir yerde. Öteliyorsun. Bir grupta bir alt grup aldın. Burada olduğu gibi. Bir grupta C grubu diyelim ki. Toplamsal ya da çarpımsal fark etmez. Komitatif ya da değil fark etmez. Her zaman doğru. Bir alt grup aldın H. Buradan bir eleman aldın. G. X ya da. Burada bir var. Toplam çarpma altında yazıyorum. Bir yazıyorum. Sıfır yazmıyorum artık. Çarpma altında. Bütün bunun elemanları, burada H var. H üssü var. H1 var. Bir sürü elemanı var bunun. Bütün bu elemanları X ile çarp. X kere H'yi elde ettin mi? Dışarıdan bir eleman daha al. Y. Dışarıdan al. Y. Y kere H'ye bak. Y kere H ile X kere H örtüşmezler. Eğer iki tane ötelemenin X kere H ve Y kere H'nin bir tane bir ortak elemanı görüyorsan onlar eşit demektir. Ne zaman X kere H X1 kere H'ye eşit olur? Ancak ve ancak X1 buradaysa. Ancak ve ancak X buradaysa. Ancak ve ancak X1'in tersi X H'de ise. Ancak ve ancak X'in tersi X1 H'de ise. Bu çarpma için. İşlemi çarpma altında yazıyorsan eğer. Eğer grup toplamı altında grupsa o zaman istersen ona A diyelim. A daha çok haber grubu olunca A diye yazılır. B diyelim. Alt grubu. Buradan bir X al. Öteliyorsun. X artı B'ye bakıyorsun ya da B artı X fark etmez. X B yere artık X artı B yazıyorsun toplama işlemi. Bir tane de Y al dışarıdan. Eğer bu dışarıdansa gerçekten Y artı B ile X artı B kesmezler. Dolayısıyla her alt grup grubu parçalara böler. Eşit sayıda elemanı parçalara böler. Burada 50 tane eleman varsa burada 50 tane eleman var. Burada sonsuz tane varsa burada sonsuz tane var. Öteliyorsun. Geri de gelebilirsin çünkü. A'la topluyorsun. Eksi A'la toplarsan geri gelirsin. Arada eşleme var. Şimdi M bölü çekirdeğe bakacağım. Grup teoriden M bölü çekirdek diye bir şey biliyorum. Biliyorsunuz da. Ama bildiğinizi varsaymayacağım. Paniğe kapılmayın. Nedir bu? Şimdi bir yeniden yapayım. M N Fi N Fi M
buradan buraya giden bir home office, buradan neye giden bir home office alıyorum ama onu fi home office alıyorum. İmgesi burada, sıfır burada, çekirdek burada. Bunların hepsi sıfıra gidiyor, tanım gereği, çekirdeğin tanımı o. Sonra bir tane buradan bir M aldım mı, bu M artı çekirdekteki bütün bu elemanlar hepsi birden aynı yere giderler. Fi M'ye giderler. Bu da bir M1 alırsan eğer, bu da Fi M1 eşittir. Hepsi aynı yere giderler. Buradaki bütün elemanların imgeleri aynı. Biraz önce gösterdim. Değil mi? Her eleman için geçerli bu. Şimdi bu 1'e 1 değil. Burada 50 tane eleman varsa bu 50'ye 1. 1000 tane eleman varsa 1'e 1. Değil mi? 1'e 1 değil. Şimdi M bölü çekirdeğe bakıyorum. M bölü çekirdek bu aslında küme nakli olmam. Acemi falan değil. Bu elemanı, bu alt kümeyi burada tek bir eleman olarak görüyorum. Tamam. Buna sıfırın imgesi, sıfır çizgi yazıyorum. Bu da sıfır burada. Bu da bir A olsaydı aynı şekilde A, bu da böyle yazabilirdim. Her elemanın sınıfı burada. Tamam. Burada da M'nin sınıfı var. Tabii ki o da M1'in sınıfına eşit. Bu aslında bunu yukarıda bunu M artı çekirdek olarak yazdım. Niye burada yukarıda bunu böyle yazıyorum da aşağıda böyle yazıyorum? Çünkü yukarıda bu bir alt küme değil mi? Ve bu çok fazla bir alt kümeye benziyor. M artı, M bir eleman doğru ama artı bir küme yapıyorsun değil mi? M'ye kümenin bir elemanını ekliyorsun. Bu çok fazla bir alt küme benziyor. Hiçbir zaman bu bir şeye benzemiyor. Bir elemana benzemiyor, doğru değil mi? Mesela sana 0-1 aralığını versem, 0-1 aralığı bir kümeye mi benzer, bir elemana mı benzer? Kümeye benzer değil mi? Eleman da olabilir tabii. Başka bir kümede eleman olabilir değil mi? Ama bunu eleman olarak görmek istiyorsan bunu böyle yazman seni psikolojik olarak rahatsız eder. Hep kümeye benzeyen bir şey ama eleman muamelesi çekiyorsun. Kolay değil. Bunu mesela böyle yazma da mesela o zaman öyle bir şey yazdık. Böyle yaz. Eleman olarak görürsün bu sefer. Mesela. Psikolojik olarak rahatlatır seni. Bunu böyle M üstüne çizgi koyuyorum. Şimdi bakalım. Ve buradan buraya giden izdüşüm var. Bunu bu elemanı buraya götürüyor, bu elemanı buraya götürüyor, bu elemanı da aynı yere götürüyor. Burada aynı katta olan elemanları ve aynı ötelemede olan elemanları hepsi aynı yere götürüyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yukarıda bir toplama var. Yukarıda bir de halkayla çarpma var. Değil mi? V'nin elemanları çarpabiliyorsun. 5 defa M, 6 defa M, V defa M. Aşağıda hiçbir şey yok. Aşağıda sadece bir küme. Şimdilik. Değil mi? Şimdi aşağıda iki tane eleman bir tane alayım, bir tane böyle M çizgili alayım. N çizgili alayım. Bunu toplayacağım. Aynen daha önce dün halkalarda yaptığım gibi. İdeali böldüğüm zaman. M'nin sınıfı, N'nin sınıfı. Yukarı çıkıyorum. M'nin sınıfından bir eleman seç. Rastgele. Yukarı çık. N'nin bir elemanına... N'nin sınıfından bir eleman seç rastgele. Topla bunları. Aşağı in. Seçim yapıyorsun ya yukarı çıkarken. Başka seçim yapsan aynı yere gidersin. Göstereceğim şimdi. Aynı yere gitmezsin de aynı sınıfa düşersin. Buradan seç bir eleman. Buradan seç bir eleman. Onları topla. Bir yere düştük. Buradan M'yi seçeceğine komşun Ayşe M1'i seçsin. Ayşe neyi seçeceğine N1'i seçsin. O M1 artı N1'i bulacak. M1 artı N1, M artı N'ye eşit olmayabilir. Hatta olma olasılığı çok düşük. Ama %100 aynı sınıfta olacaklar. Yani farkları çekirdekte olacak. Dolayısıyla bunları P'sini aldığın zaman burada aynı elemanı bulacaksın. M artı N'nin sınıfı M1 artı N1'in sınıfına eşit olacak. Yani farkları çekirdekte olacak. Anlaşılıyor mu? Ve aynı şekilde bunu bir V'nin bir elemanına çarpmak istiyorum. Bu bir sınıf bu. Bu tek bir eleman değil ki bu. Bu da bir eleman gözüküyor ama yukarıda bu bütün bir sürü şey. Yukarı çık.
Seç rastgele bir eleman. Bunu V ile çarp. Bir yere gidersin. Ayşe M1 seçti o sınıftan. O da V ile çarpsın. V M1'i buldu. VM'nin VM1 eşit olması gibi bir neden yok. Olabilirdi. Ama olması gibi bir neden yok. Ama ne? İkisi de aynı sınıfta. Aşağı indiğin zaman aynı elemanı buluyorsun. VM evet. V ile çarpıcı. V kere M'ye bak. Ayşe desen de yukarı giderken yukarıda belki farklı elemanlar bulabilirsiniz. Ama aşağı indiğiniz zaman kesin aynı eleman olacaksınız. Gösterelim, kanıtlayalım. Bir defa bu çekirdeğin ne özelliği var? Çekirdeğin ne diyor? Ne diyeyim çekirdeğe? Neyin ne özelliği var? Ne altı ne? Ne dedi değil mi? Bu eleman, bunun imgesi, bu elemanların imgesi sıfırsa, bunun imgesi sıfırsa topladığın zaman onun imgesi sıfır olmaz mı? Değil mi? Alt seç buradan bir eleman A. Buradan bir eleman seç B. A sıfıra gidiyor, B sıfıra gidiyor fi altında. A altı B nereye gider? Fi A altı fi B. Sıfır altı sıfır, o da sıfıra gider. Peki, R ki ve ne nerede? V'den bir eleman seç, buradan bir eleman seç V. Buradan bir eleman seç A. Ve A nereye gidiyor bakalım? Homofil olduğu için V dışarı çıkıyor. Ama fi A sıfır. M'nin sıfır tabii ki. R kere sıfır, bu da sıfır da biliyoruz değil mi? Demek ki V A da sıfır gidiyor. Demek ki bu ne? Toplum alt da kapalı, V ile çarpma alt da kapalı. Demek ki bir modül kendisi. Aynı işlem altında, aynı işlemler altında M'nin toplamasını alıyorsun. M'deki V ile çarpmayı alıyorsun, aynı çarpmayı alıyorsun. Ve kendi başına modül oluyor. Yani bir alt modül. Bu şey yazılır. N, M'nin bir alt modülü. Sadece bu özel, bu ne? Sadece bu özellikler bu söylediğimi göstermeye yetecek. Bakalım. Diyelim. M'nin sınıfı N'nin sınıfına eşit. Ve M1'in sınıfı da N1'in sınıfına eşit. Yani sen bir sınıftan M'yi seçiyorsun. Bir sınıftan M'yi seçiyorsun. Ayşe aynı sınıftan N'yi seçiyor. Sonra sen başka bir sınıftan pardon. Yukarıdaki şey. Sen bunun öncesinden M'yi seçiyorsun. Ayşe M1'i seçiyor. Sen N'yi seçiyorsun. Ayşe N1'i seçiyor. İkisini topluyorsunuz. M artı N ve M1 artı N1'i buluyorsunuz. Eşit olması zorunda değil onlar. Ama imgeli eşit olacak. Göstereceğim şimdi. Bu ne demektir? M eksi M1 N'de değil mi? Bu ne demektir? Pardon, evet. N eksi N1 N'de değil mi? Topla bunları. M artı N eksi M1 artı M1 N'de. Ne demek bu? M artı N'nin imgesi, aşağıdaki imgesi M1 artı N1'in imgesi eşitmiş. Sıfır aynı. V ile çarpalım. V M eksi V M1'e bakıyorum. Bu ne bu? Bu V kere M eksi M1. M eksi M1 nerede? N'de. Bu da V'de. N, V ile çarpma altta kapalı. Demek ki bu N'de. Demek ki VM ile VM1 Ayşe ile sen IV ile çarpma buldunuz yukarıda. Ama şahindiğiniz zaman mutlu son. Birleşiyorsunuz. Aynı şeyi bulursunuz. Demek ki bu da bir modül. Kanıtlaması kolay artık gerisi. V modül. Aynı V. Ve pi de pi m ne? Pi m tabii ki bu demek değil mi? Ne diyor bu? Diyor ki pi diyor toplama saygı duyar diyor. He? Yani şöyle tanımlıyorsun. Pardon. M'nin sınıfıyla N'nin sınıfı toplayacaksın. Ne yapıyorsun? M'nin sınıfından bir eleman seç. Diyelim M'yi seçtin. N'nin sınıfından bir eleman seç. Diyelim N'yi seçtin. Ki aynı şeyi seçmek zorunda değilsin.
Başka bir şey seçebilirsin. Bunları al, aynıya gidiyorsun. Reiki ve Mainz'in ne yapıyorsun? Mainz sınıfından bir liman seç, M'yi seçtin. Başka bir şey seçebilirdin. Yeter ki Mainz sınıfından olsun. Verle çarp. Sınıfını al. Tamam mı? Yani ne diyor? Pm, bu ne diyor? Pm artı Pn eşittir Pm artı ne diyor? Bu ne diyor? V defa Pm şu V defa Pm eşittir P defa Vm diyor. Yani bu Pi de bir homomorfi. Fi bir homomorfi, Pi de bir homomorfi. Ya, bölüm modülü. Bir modülü bir alt modüle bölüyorsun. Bir gruba, normal bir alt gruba bölebiliriz, bir gruba da deriz değil mi? Bir grubu bir alt gruba da bölersin ama o bir grup olmak zorunda değil. Bir grubu ancak normal bir alt gruba bölersen bir grup ediyorsun. Burada ise bedava. Yeter ki alt modül olsun. Normal alt modül gibi bir şeye ihtiyacın yok. Halkalarda da idealle bölersin. Modüllerde her alt modülle bölebilirsin. Şimdi biz buradan M'den N'ye gittik. Yani Fi M'ye bir homomorfizm var. M'den Pi homomorfisi de bulduk. Hatırladığım kadarıyla Pi, yani M bölü kerfiden Fi M'ye giden... İşte onu yapacağız şimdi. Şimdi onu yapacağız şimdi. Şimdi buradan buraya gitmek istiyorum. Ne yapayım? Yukarı çıkayım. Oraya gideyim, nereye gidiyorsa. Bu mübah buradan. Bunu, bu caiz bu. Buradan buraya gitmek istiyorum. Yukarı çık. Ayşe M1'i seçti. Fatma M'yi seçti. Ama ne gam. Gittikleri yer aynı şey. Aynı yere gidiyorlar. Demek ki buradan buraya giden bir birebir üstelik homomorfi vardır. Değil mi? Doğru mu? Örtenlik mi sağlıyor? Fi M'yi alırsan örten olur tabii ki. Bu nasıl, ne kadar örtendir bu? Bu ne kadar örtense o kadar örtendir. Bununla bunun arasında fazla fark yok. Buna fi bar denir. Fi bar, M bar nasıl tanınır bu? Yukarı çık. Bunun fi'sini al. O kadar. M barın imgesi nasıl hesaplanıyor? Yukarı çık. Bul bir tane eleman. Hangi eleman olduğu önemli değil. Git. O. Anladın mı? Bu birebir oluyor. Demek ki bu fi bar M bölü çekirdekten fi neye gidiyor? Homomorfi. Homomorfi olduğu çok bariz. Çünkü baksana sınırlanmış. Fi homomorfi olduğu için fi bar da homomorfi.